Saadet Özkan'ı Türkiye, İzmir'de bir okul müdürünün çocuklara yaptığı istismarı ortaya çıkarmasıyla tanıdı. O günden sonra Saadet öğretmen çocukların umudu oldu. Kimi zaman sessiz bir çığlıkla, kimi zaman bir resimle anlatılmaya çalışılan istismarın üstündeki örtüyü kaldırdı. Saadet Özkan, nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın çocuk istismarının örtbas edilmesine izin vermedi. Saadet öğretmen, istismara ilk tanıklığından bugüne kadar uzanan hikayesini hayatın içinden anlattı. O dönem 6,5-7 yaşlarındaydı. Bana dedi ki, öğretmenim, bizi kötü seven biri var ve bizi çok kötü seviyor. Bizi kurtar. İstismara maruz kalan çocukların ellerinin kilitlendiğini, terlediklerini gördüm ben. Mücadelede Saadet Özkan artık öğretmenlik mesleğinden ayrılmış ve bu mücadele için savaş veren bir kadın haline geldi. Bu bir savaş aslında. Kötülüğe karşı savaş açtık. Biz meydan okuduk. Tutuksuz yargılanmak üzere saldılar. Bu tutuksuz yargılama usulü çocukları çok yıpratıyor ve onların adalete olan inancını yok ediyor. Yalnız bırakıyor onları. Allah'ın sağlığı için ben ne yapayım? Çocuklara sahip çıkalım, anneler ağlamasın, çocuklar ağlamasın diyoruz, ağlıyoruz. O çocuklar o adliye koridorlarında, o kapıların aralığından bizi gördüklerinde şöyle bir yaptıkları hareket var, yanındasınız. Çok heyecanlandım ve o köyde görevlendirme haberimi aldım. Çok benim için çok özel bir gündü o. Çünkü benim bir köyüm yok. O yüzden de çocuklara dokunmak, onların hayatlarında olmak çok kıymetli. Fakat orada görev yaparken aslında anlatılanlarla aynı olmadığını fark ettim. Çünkü fiziki şartları da dahil olmak üzere herkesten çok uzaktaydı o köy. Çocuklar tiyatroya gitmemişlerdi, sinemaya gitmemişlerdi. İzmir'in göbeğinde olmalarına rağmen bir deniz görmemişlerdi. Birleştirilmiş sınıf vardı. O birleştirilmiş sınıfın da derslerine girmeye başladım. Ama çocukların okuyamadığını fark ettim. Aklıma cinsel istismar gelmedi. Bir fiziksel şiddet olabilir mi diye düşündüm. Bir travma vardı ama ne olduğunu tam anlayamıyorsun. Sınıf vardı. Karşımızda yine bir sınıf ve bir müdür odası. 9 metrekare, 10 metrekare çok küçük bir müdür odası vardı. Çocukları oraya aldığını fark ettim ben bir gün. Elimde tahta kalemi için karşı sınıfa girdiğimde kız çocuklarının orada olmadığını gördüm. Her kapıyı çaldığımda o kapı açılmıyordu. Orayı açmaya çalışıyordum. Topuzunu çeviriyordum. Bir belki 30 saniyede açılacak kapı maalesef ki 30 saniyede açılmıyordu. İçeride bir terslik vardı. Hep de çocuklar aynı düzenle beni karşılıyorlardı. Adamın arkasında, istismarcının arkasında duruyorlardı. Ben öğretmen demiyorum ona. Meğer çocuklara sonradan öğrendim ki pornografi de izletiyormuş. O çocuklar 6, 7, 8 yaşlarındaydı. Yine o kapıyı bozmaya karar verdim ben. O kapının topuzunu bozmaya ve içeride ne olduğunu öğrenmek istedim. O kapının topuzunu bozdum ve bekledim. Çünkü her gün belli bir saatte o çocukları oraya aldığını fark ettim. İçeriye girdiğimde iki kız çocuğunu masada ayaklarının altında gördüm. Burada ne işiniz var çocuklar dedim. Gıdıklama oyunu oynuyoruz dediklerinde. Dedim ki evet, yanlış giden bir şey var. Ve bu çok canımı yaktı çünkü bir istismar olduğunu aslında anladım. Çocukları topladım, onlara iyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. İyi sevmek dedim, annemizin koynuna başımızı yaslamak kadar huzurludur. Kendimizi çok iyi hissederiz. Bir de kötü sevmek var. Bikiniyle kapalı, işte çamaşırlarımızla kapalı olan yerlerimiz özel. Bizim bedenimiz bize özel. Ona dokunan biri varsa, aramızda bu sır kalsın diyorsa, bizi tehdit ediyorsa ya da bize şeker ya da çikolata alıyorsa bizi kötü seviyordur. Bunu güvendiğimiz, inandığımız birine anlatmalıyız.
çocuklar, öğretmenler bizi korur mu dedi. Ama istismara maruz kalan çocukların ellerinin kilitlendiğini, terlediklerini gördüm ben. Bir kısım daha rahat anlatırken çocuklar ve o sırada kapının aralığından bize baktığını fark etmiş ve benim erkek çocuklarımdan biri 19 Mayıs şiirini bağıra bağıra okumaya başladı. Aslında çocuklar beni korumaya çalıştılar orada. Sabah çocuğum bana geldi. O dönem 6,5-7 yaşlarındaydı. Bana dedi ki, öğretmenim, bizi kötü seven biri var. Ve bizi çok kötü seviyor. Bizi kurtar. Dedim, sırtımı yasladım sınıfımın kapısına. Dedi ki, öğretmenim, seni öldürecekmiş. Dedim, ben ölümsüzüm. Siz bana anlatın. O an çok güçlü durdum karşılarında. Dizlerimin üstüne çöktüm ve onları dinledim. Çocukları tespit ettim. Ve jandarma komutanlığına arabamla son gaz gittim. Evet, çok tehdit aldım. Ama çocuklarım da, ben de, aileler de susmadık biz. Mücadeleye başladık. Mücadele çok uzun sürdü. Çocuklarım çok, onlar kahraman. Konuşan çocuklar bu ülkenin aslında geleceğini de kurtarıyorlar. Kendilerine yapılan istismara dur diyerek bir şeyi değiştiriyorlar. Ve biz o değişimi başlattık. Ve bugün aslında UCİM benim o 6 kız çocuğum sayesinde oldu. Yani onlar mücadelenin temeli. Onlar mahkeme kapılarında yıllarca gidip geldiler. 6 heyet değişti. Ve biz her şeyi yaşayarak öğrendik. Çocuk buradaki yıpranmışlığı da gördük. Ve bu mücadeleyi bu şekilde başlattık. Gittiğimizde cübbesini çıkaran hakim var. Çocuğu korumak için kapalı bir alanda sosyal hizmet uzmanıyla, sosyal görüşmeciyle, gerçekten işin uzmanıyla işini o çocuğun üstün yararı ilkesinde yerine getiren heyetler ve hakimler var. Burada çocuk örselenmesi, hani ikincil örselenmenin önüne geçiliyor. Çocuğun travmasını engelleyecek unsurlar, hani zaten çok zor bir süreçten geçmiş. Böyle heyetlerimiz var ama bir de acı olan tablo işte orada başlıyor. Göster arkadaşının üstünde seni nasıl öptü. Ya da işte belinde bağlamış çocuk travma yaşamış. Çıkar bakalım nereni nasıl tuttu. Ben saadet olarak öncelikle bir şey değiştirmek istiyorum. Yani burada amacım bu çocukların burada örselenmesinin önüne geçmek. UCİM'in amacı bu. Bizim amacımız bu. Bunu değiştireceğiz. Buna çok kararlıyız. Çünkü bu mücadele yüzeyde değil, derinde bir mücadele. Mesela Antalya'da bizim 29 çocuğumuzun davası var. Bir okulda öğretmen, çocukları ilkokul 1'den 5. sınıfa kadar okutan bir istismarcıdan bahsediyoruz. Burada çocuklar istismarı yaşamışlar. Durumu çocuklardan bir annesine anlatmış. Dayanamıyorum, kurtar beni anne demiş. Ve çocuklar durumu anlattıklarında biz heyetlerin 7 parçaya bölündüğünü gördük. Yani çocukların 7 mahkemeye ayrı ayrı bölündüğünü. Çocuklar hem sanık hem tanık, sanığın karşısında olmuşlar. Hem mağdur, maruz kalmışlar. Hem de birbirlerine çocuklar tanık olmuş. Yani 7 heyette çağırıyorlar, çocuk öbür arkadaşı için anlatıyor. Diğer tarafına gidiyor. Kendini maruz kaldığı mağduriyetini anlatıyor. Bunlar daha ilkokul çocuğu. Biz burada çok büyük bir tepki gösterdik. Ve bu tepkimiz aslında Türk halkı çığ gibi CİMER'e mesajlar attı. Çok büyük bir tepkiydi bu ve tek heyette toplandık. Şimdi biz diyoruz ki ihtisaslaşma şart. Çocuğun oradaki uzmanın verdiği raporları başkanın anlayabilmesi, okuması şart. O yüzden diyoruz biz
maruz kalmış çocuklar için ihtisas mahkemeleri kurulmalı. Çünkü hem davalar çok uzun sürüyor hem de yanlışlar oluyor. Öncelikle çocukların orada çektiği acıyı çekiyoruz. Bir kere insan olan eğer o çocukların yaşadığı duruma bir dur demezse orada bir hata var. Biz orada o zaman biz kaybetmişiz, baştan kaybetmişiz. O çocuklar o adliye koridorlarında, o kapıların aralığından bizi gördüklerinde şöyle bir yaptıkları hareket var, yanındasınız. Yani bu ülkede iyi insanlar var ve bizim yanımızdalar, bizi bırakmıyorlar. Çok kolektif bir çalışma içindeyiz. İnsan gücümüz çok. 484 avukatımız var. Binlerce sosyal hizmet uzmanımız var, binlerce psikoloğumuz var ve bilim kurulumuz var, burada akademisyenlerimiz var ve halk gücü var. Bu çok önemli. Ev kadınlarımız var, simit satan amca var, koli taşıyor, kitap taşıyor, yardımcı oluyor. Yüreği çok güzel insanlar var. Bu bir kurtuluş mücadelesi gibi görüyoruz biz bunu. Çünkü burada yapmamız gereken o çocukları koruyabilmek ve bilinçlenebilmek. Olmadan önce önleyebilmek. Bu çok önemli. Bir olay daha var. Finike'de çocuklarımız var. Çocukları anne, teyze, dayı istismarda bulunmuş. Çocukların yanında vuku bulmuş. Ve çocuklara da istismarda bulunulmuş. Çok acı ki bu insanlar sokakta elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Çocuklar bütün bedenlerinde nerelere dokunulduğunu, neler yapıldığına dair her şeyi anlatmışlar. Maalesef ki nitelikli bir cinsel istismar söz konusu. Çocukların adli bulgularında bazı bulgular var. Ona rağmen tutuksuzlar. Oraya gideceğiz, orada olacağız. Ülkemizde yıllardan beri bunları örtbas eden, kol kırılır yen içinde kalsın diyen, o bizdendir diyen, biz bunu aramızda çözeriz diyen insanlardan bizim kurtulmamız lazım. Bu insanlarla ilgili gereğini yapmamız lazım adalet önünde. Yani burada biz istismarcıyla ilgili yargılama aşaması var ya, onun yanında bunu örtbas eden oradaki işgüzarların da yargılanmasını sağlamalıyız ki, evet ya bana böyle bir durum geldiğinde ben bunu bildiririm gerekli güvenlik kuvvetlerine diyecek hale getirmeliyiz. Bu çok önemli. Gücü aslında halk gücünden alıyoruz. Halkımızın inanılmaz bir çabası var. Onlar bizim katledilen Leyla'nın, katledilen Eylül'ün, Mertcan'ın davasında da olmamızı, bu çocukların davasına koşmamızı istiyorlar. Bu bir savaş aslında. Kötülüğe karşı savaş açtık biz, meydan okuduk. Kalabalık bir caddede yürürken ünlü bir film karakteriyle ya da tarihte iz bırakan önemli isimlerden biriyle karşılaşsanız ne hissederdiniz? Üstelik bu kişiler hiç hareket etmiyorsa. Canlı heykel performansı yapan sokak sanatçılarından bahsediyoruz. Esin Aslan ve arkadaşları yıllardır Kadıköy'ün sokaklarında pandomim yapıyor. Ancak onlar için sokakta performans sergilemek eskisi kadar kolay değil. Zaman zaman dilenci ya da işportacı muamelesi gördüklerini söyleyen Esin Aslan, sokak sanatçılığını ve yaşadıkları zorlukları hayatın içinden anlattı. Sokakta çalışmayı seviyorum. Çünkü insanlarla birebir temasınız var, iletişiminiz var ve göz göze bakabiliyorsunuz. Her gün yeni bir kapı açıyor, başka bir insanla tanışıyorsunuz. Ve saniyelik tanışmalarınız ve vedalaşmalarınız var. O güzel hissettiriyor bana. Esin Aslan, ben 1982 doğumluyum. Oyunculuk, pantomim ve sokak performansları yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'dayım ve İstanbul'da yapıyorum bu işi. Bundan önce Adana'da ve Malatya'daydım. Aile arasında taklit yapma
klasiği vardır ya. Hadi bize bir şeyler yap. Onlarla bir şey yaparken ve sürekli sesim kötü olmasına rağmen şarkı söylemeye çalışırken bir süre sonra ben bunun üstüne gitmeye başladım. Aslında böyle başladı. Ailem yaklaşık bir 9-10 yıl desteklemedi. Sigortalı bir işe gir kızım, başka bir meslek yap kızım. İşte bu meslekte olmaz kızım, ama sonra bir baktılar ki yok, oluyormuş. Sokak sanatları benim ilk tiyatroya başladığımdan beri hayatım içinde. Çünkü ben ilk oyunlarımı sokakta oynamaya başladım. İstanbul Üniversitesi Pantomim Sanat Dalı'nı bitirdim. Ve pantomimle beraber hayatım oyunculuğun yanında sokak bir tık daha öne geçmeye başladı. Sokakta performans yapmak ve gösteri yapmak. Mimi öğrendikten sonra ve canlı heykel, mim, işte tahta bacak, kanguru bacak gibi biraz daha sirk sanatlarının içinde olan şeyleri de bünyeye aldıktan sonra dedim ki tamam, sokak benim hayatımda var. İlk canlı heykel deneyimimi söyleyeyim. Çok heyecanlıyım, kostümü ilk defa giydim. Canlı heykel yapabilmek için pantomim eğitiminizin olması lazım. Yani bedeninizi doğru kullanabiliyor olmanız lazım. Ben mim eğitiminden çıkmışım ama canlı heykeli nasıl yapacağım, nasıl olacak heyecanıyla makyajımı yaptım, çıktım. Aslında içsel olarak titriyorum ama dışarıda bir titreme görmüyorsunuz. Bir seyircimiz geldi, karşı karşıya kaldı. Ben pozumu değiştirdim ve kendisine doğru baktım ve yaklaşık 5 dakika abartısız söylüyorum göz göze baktık. Benim gözümden yaş geldi, kendisinin gözünden yaş geldi. Konsept çünkü bir yaşlı kadın konseptiydi. İkimiz de hiçbir şey konuşmadan ağlaştık bayağı bildiğiniz. Elim elinde, onun eli elimde ve hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Ben de kıpırdamıyorum. Hani orada bir başka bir enerji alışverişi oldu bizim için. Burası sürekli çalışıyor. Sürekli göz görüyor. Onlar önümüzde şunları yapıyorlar. Görüyor musun falan diye. Hani aslında biz her şeyin farkındayız. Görüyoruz, tepki veriyoruz ama siz onları görmüyorsunuz. Biz her yaptığımız kostümde başka bir dünyayı anlatıyoruz. Bize iyi hissettiren işleri yapıyoruz aslında. Ya da toplumun yaralarına parmak basan işleri. Somalı bir işçiyi bir kadın olarak ben temsil ettim. Ya da 2 Temmuz'da Sivas'ta yakılanlar için yine sokaktaydık. Biz aslında sadece eğlence değiliz. Mezunları da bir araya getirip bu mesleği yapan insanlarla bir araya gelip atölye kurduk. Bu atölyede hem üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. İşte kostümlerimizi beraber boyuyoruz, malzemelerimizi kendimiz hazırlıyoruz. En az 1 saat, 1,5 saat makyajınız, hazırlığınız, kostümünüzün üzerinde düzenlemeleriniz bunlar oluyor. Yani seyirciye çıkmanız 1,5 saati buluyor. Biz Karayip Korsanları çok seviyoruz. Ben Penelope. Karayip Korsanları'ndaki diğer bayan karakter. Tabii Jack Sparrow'un gölgesinde kalıyor tabii ki. Kullandığımız boyalar kaliteli boyalar ve vücut boyaları. Bu yüzden pahalı ve masraflı. Hem bu işi yaparken bedenimiz zarar görmesin, hem de kaliteli bir görüntü elde edilsin diye bunları kullanıyoruz. Bir günlük bir canlı heykel maliyeti inanılmaz rakamlara gelebiliyor. Bazen onu sokaktan kazanamayabiliyorsunuz. Kazanamadığımız günlerde gülerek, zıplayarak atölyemize geri dönüyoruz. Çünkü biz işimizi yapabiliyoruz. Kadıköy'de yapıyoruz biz bu işi. Kadıköy seyircisi güzel. Alkışlayıp geçenler, önümüze gelip selam verenler, çok teşekkür ederiz diyenler. Ya da bir anda kafasını çevirip normal bir heykel sanıp bizi. 2 dakika şuraya yaslanayım da sigaramı yakayım diye yaslanan da oluyor. Ki aslında çok açık ve ortada görünmemize rağmen. Ya da beni şurada heykelle çeksene deyip biz altından ufacık bir hareket yaptığımızda çığlık çığlığa kaçan oluyor. Gerçekle gerçek olmama arasında o illüzyonu yakalamış durumdayız görselliğimizde. O yüzden otomatik olarak böyle tepkileri alıyoruz. Para atıldığında hareket ediyoruz. Formatımız o. Canlı heykel, interaktif canlı heykel yapıyoruz.
sabit pozda kalmıyoruz çoğunlukla. Para atılmadığı zaman bir saat boyunca, para atılmazsa bir saat boyunca aynı pozda kalıyoruz. Biz elimizden geldiğince sokağa çıkmaya çalışıyoruz ama müdahalelerden dolayı biz de çıkamıyoruz. Bize tepki veren genelde zabıta, polis. Kadıköy'de daha önce açılan bir doya doya sanat noktası var, Mavi Nokta. Aslında bütün mavi noktaların kaldırılmasına rağmen kabul etmeye devam ettirdiğimiz bir nokta. Ama o noktadan çıkıp Kadıköy Rıhtım'a indiğimizde, çarşı içine indiğimizde zabıtadan anında buradan gider misiniz? Şu köşeye gidin diyorlar. O köşeye gidiyoruz. O köşeden bu köşeye gidin diyorlar. O köşeye gidiyoruz. Ve biz artık bundan yorulduk. Esnaf toplanmaya tepki gösterebiliyor. Kendileri istemiyor. Sokak sanatçılarını bir nevi dilenci olarak görüyorlar. Çünkü sizin önünüzde bir kutu var ve para topluyorsunuz. Yasal izin almanız gerekiyor diyorlar. Prosedürlere takılıyoruz. İşportacı gibi hissediyoruz kendimizi zabıtanın karşısında aslında. İşportacı değiliz, dilenci değiliz. Biz sanat yapıyoruz. Şu an sahneye çıkamıyoruz. Bari seyircimizle sokakta buluşmaya ve onlarla paylaşmaya devam edelim diyoruz. Sokakta sanat yapabilmeliyiz.